Bir şehri tanımak için yola çıktığınızda önce dinlemekle başlar her şey. Çünkü bakmadan önce duyarsınız. Sonra görüntüler oluşur, netleşir. İnsanlar çıkar ortaya ve başlar herkes kendi hikayesini anlatmaya. Onlardır bir şehre karakter kazandıran. Hayatlarına birkaç dakikada olsa dahil olursunuz. Çünkü bir şehri ona temas etmeden tanıyamazsınız. Tanımadığınız bir şehri ise sevemezsiniz. De quan festejava vaig festejar un temps una mariana que de voluntat jo prou l'importava İzmit'e babam gelmiş. Babam bir göçmen çocuğu. Tekirdağ Şarköy'de doğmuş. 1955 senesinde İzmit'e gelmiş. İzmit'e geliyor gurbete. Burada çalışıyor. Annemle tanışıyorlar. Evleniyor. Annem de bir göçmen kızı. İşte bizler dünyaya geliyoruz. İzmit Erenler Bayırı'nda dünyaya geliyorum. Babam bir inşaat ustası. İşte ilkokulu bitiriyoruz. O zaman yokluklarla çok mücadele ediyor. Bizi bu seviyeye getiriyor üç kardeş olarak. İzmit Büyükşehir'den ben de emekli oldum. Benim de dört tane çocuğum var. İki tanesi yüksekokul okuyor. Bir tanesi muhasebe bölümünü bitirdi birinci olarak. Bir kızım. Bir kızım da sağlığı bitiriyor bu sene Allah izin verirse. Bir tane oğlum var. 13 yaşında Sancan Kocaelispor'da oynuyor. Bir oğlum var Emirhan. O da internet manyağı evde kısacası. İşte biz de onlara bakmak için, mücadele etmek için, emekli maaşımız yetmediği için bu işi yapıyoruz. Ve öğrenciler genelde olarak müşterilerim, İzmit'ten gelen müşterilerim var. Biraz hijyenik olduğum için, temiz olduğum için ve kaliteli mal sattığım için, insanlarla diyaloğum güzel olduğu için bu işe başladım ve devam ediyorum. Öğrencilerle diyaloğum çok iyi. Neden diyeceksiniz? Onları bir kardeşim olarak, bir evladım olarak görüyorum. Yani para sorun değil. Karınlarını doyururlar, kimisinin parası olur, kimisinin olmaz. Onlar yemeğine yer gider, parası olduğu zaman gelirler, parasını öderler. Hepsi bizim evladımız. Onlar da gurbete gelmiş okumak için, bir seviyeye gelmek için. Onlarla sürekli temas halindeyim. Dertlerine otururum, dertleşirim, sohbet ederim. Efendim bir derdi varsa elimden geleni halletmeye çalışırım. Babam devlet memuruydu. Gardiyanlık yapıyordu. Gardiyanlıktı mesleği. İşte buraya tayini çıkınca 1969'larda İzmit'e gelmişiz. 1967 doğumlu. Uyum. Cengiz Bozkurt adım. Kaç senedir lahmacun işine mesleğine de işte çocukluk yaşlarından biri abimin lahmacuncu olmasından dolayı işte öyle başladık lahmacunculuk mesleğine de. Zaten müşterilerimizin %90'ı öğrenci. Öğrencilerle de aile de geliyor tek tük ama genelde %90'ı öğrenci. Öğrencilerle de ilişkilerimiz iyi. Öğrenciler akıllı, zeki insanlar şimdi. Genelde iyi yani istisnalar hariç. Genelde iyi ilişkilerimiz. Dar bütçeyle kalkıştığımız bir iş. Onun bize getirdiği zorluklar. İşte müşteri memnuniyeti zor. Nasıl diyeyim? En iyi malı, en sıcak, en hızlı şekilde ulaştırmamız lazım. Zor tarafları. Şehirden biraz uzağız. Alışverişte biraz eksik kalıyoruz. Tercih listesini gördüğüm zaman Kocaeli Jeofiziği ilk başta gördüm. Hocam dedim yazmayayım. Ben Kocaeli'yi sevmiyorum. Deprem zamanında geldim gördüm buraları çok kötüydü falan. Velhasıl yazmış oldum. Puanım da yeterli olmadığı için şey yazdım. Mecbur, biraz da mecburiyetten dolayı yazdım. Biraz da İstanbul'a yakın olduğu için. Ama inşallah
Kocaeli gelmez diyordum. Şeyleri gördüğüm zaman. Ben asıl Kocaeli'ye geldim. İstemediğim bir bölümü kazandım, geldim. Zor, yurtta kalıyorum. Yurtta yemek problemimiz var. Sürekli dışarıda yiyoruz. Onun haricinde evde kalan arkadaşlarımdan biliyorum ki yemek derdi var, işte çamaşır derdi var, temizlik derdi var, şusu var, busu var bilmem ne. Ben de böyle sıkıntıya gelemeyeceğim için yurtta kalıyorum. Temizlik derdim yok. Yemeği zaten dışarıda yiyorum. Burada yiyorum, özellikle buraya geliyorum. Cengiz abiyi de seviyoruz. Onun için sürekli gelip burada yiyoruz. Sürekli temas halindeyiz. Oturuyoruz, beraber sohbet ediyoruz, su içiyoruz. Sohbeti güzel, iyi bir insan. Ondan dolayı şu anlık yurtta kalmak rahat, yani bir sıkıntı yok. İşte neden yurt tercih ediliyor? Şimdi yurdun tercih edilmesinin tek bir egen sebebi, ilk sene buraya gelen arkadaşların hepsi İzmit'i tanımıyorlar, İzmit'i bilmiyorlar. Arkadaşları yok, çevreleri yok. Hepsi bir yaprak gibi düşünüyor onları. İzmit'te boş insanlar yani. Boş insanlar demeyelim de, başı boş, tek başına insan. Ne yapması gerekiyor? İzmit'i tanıması gerekiyor. İnsanları tanıması gerekiyor. Arkadaş çevresi yapılması gerekiyor. Bunun için de ilk senelerini yurtta geçirmeyi tercih ediyorlar. Genel anlamda bizim de konseptimizde bu var zaten. Her sene ilk öğrenciler yurtta kalır. Ondan sonra eve çıkarılır. Olay bu. Yurttan sonraki eve tercih etmelerinin sebepleri de şu. Belli bir disiplin var ya burada. Şimdi bir de herkes kendisi özgür olmak istiyorlar. Üniversite öğrencileri olduğu için başlarında anne yok, baba yok, herhangi bir büyük yok. Bir özgürlük var, bir rahatlık var. O rahatlıktan dolayı da evi tercih ediyorlar. İşte istediği saatte giriyor, istediği saatte çıkıyor. Burada yurtta onu yapamıyor yani. Yurtun belli bir giriş saati var, belli bir çıkış saati var. Büyük sebepleri bunlar, başka sebepleri de yok. Yani matematiksel rakamlara vurduğumuzda, şimdi dışarıda kalan bir öğrenci, işte 3 kişide kalsalar bir evde, 4 kişide kalsalar bir evde, kişi başına düşen para, aylık nereden baksanız 800 liradan aşağıya olmaz. Mümkün değil, olmaz. Yani bunun kendi kişisel harcamaları da dahil olmak üzere. Burada yurtta vereceğim bana 400 lira, 450 lira gibi bir rakam. O rakamı burada her şeyi paylaşacak, her şeyi yapacak. Yalnız bir tek işte, giriş çıkış saatlerinde özgür olmayacak. Öğrencileri kollamak lazım, korumak lazım. Kimse öğrenciye ev vermezse öğrenciler nerede kalacak? Benim de çocuklarım vardı. Benim çocuklarım da öğrencilik yaptı. Onun için öğrenciyi şey yapmak lazım. Öğrenciler genelde sağlamdırlar. Öğrencinin alt tabakaya tek zararı ev kiraları. Şimdi yoğun talep olduğu zaman ne oluyor? Arz talep meselesi. Talep varsa arz da ona göre pahalı oluyor. Öğrencinin zararı olduğu tek konu varsa odur. Mesela 300 milyon liraya tutacağın bir evi öğrencinin olduğu yerde 300 milyon liraya tutamazsın. Bu fiyat otomatikman 400 lira, 500 lira kendi kendini çeker. Bizimkiler 93 harbinde Batum'dan gelmişler. Gürcistan'dan gelmişler. Gölcük'ün dağ köyüne yerleşmişler. En üst köye, zirve köyüne yerleşmişler. Biz orada doğduk. İlkokulu orada bitirdik. İlkokula gidene kadar Türkçe bilmiyorduk. İlkokulda Türkçeyi öğrendik. İlkokuldan sonra geldik, burada ortaokulu okuduk, liseyi okuduk. Sizin gibi üniversiteye gittik ama anarşi yoğun bir ortamda, 70'li yıllarda anarşi yoğun bir ortamda üniversiteyi bitiremedik. Ondan sonra geldik, fabrikada vardiya amirliği yaptık. Emekli olduk, 13 yıldır bu işi yapıyoruz. Öğrenci gittiği yere doğal olarak ekonomiyi canlandırır. Neden? Her öğrenci bir para harcayacak. Örnek veriyorum, ortalama her öğrenci ayda 500 milyon lira, 500 lira diyelim yarı parayla para harcasa, kaç tane öğrenci var üniversitede şu anda? 60 bin çarpı 500, öğrencinin ne demek olduğunu siz oradan çıkarın. Bu kadar basit. Türkiye'nin her yerine buradan ulaşım kolay. Karayolu, demiryolu, deniz yolu, hava yolu. İzmit, İstanbul'un küçük İstanbul. İstanbul'da yaşamaktan daha kolay İzmit'te yaşamak. İstanbul'da trafik yoğunluğu, İstanbul'da ki kargaşa İzmit'te yok. İzmit iklim bakımından da diğer şehirlere göre iyi. İnsanlık da iyi. İzmit'te terör yok. İzmit'te her türlü imkan var. Sağlık hizmetleri İzmit'te fazla. Sanayi büyük. Çalışma imkanları fazla. Onun için İzmit tercih edilen bir şehir. Göç alan bir şehir. Göç vermez, göç alır. Bence olumlu öğrencinin gelmesi. Neticede her türlü kültür bu İzmit'te var.
dediğimiz gibi sanayiden ötürü her türlü çevreden göç alıyor. Sosyalitesi zaten çok şey, karışık. Ne diyelim ona? Karışık demeyelim. Kozmopolit. Zaten her türlü şeye açık İzmit. Kıraathaneler toplumumuzun genel yapısını yansıtan aynalardır adeta. Kendinizi yalnız hissettiğinizde ya da kafanızı dağıtmak istediğinizde samimiyet ve hoşgörüyle demlenen bir bardak çay eşliğinde halkın içine karışırsınız. Sizi dinleyecek birileri vardır mutlaka. Kahveci Necati abi, lakabı gamsız, sindirmiştir dertlenen acı çorbayı. Çaylarında demlenen nice hayatlar, kimisi sevda, kimisi geçim, kimisi bahtsız. Kahvemize genelde hep emekliler gülmüş. Her kesimden emekli olanlar geliyor. Akşam saat 5'ten 6'dan sonra gençler, öğrenciler gelirler. Bu işin zorluğu, her profilden insan olduğu için hepsine ayrı ayrı tek tek davranmak zorundasın. Herkesin huyunu suyunu ona göre. Huyuna göre davranmak zorundasınız. Nabzına göre şerbet verilmesin. Herkesi orta şekerde idare etmek zorundasınız. Türkiye'deki mesleklerden en zor bir meslektir. Ben daha önceden fabrikada çalışıyordum. Kahveciliktan sonra daha iyi anlıyorsunuz. Bunların hepsi benim daha önceden beraber oturup oynadığım insanlar. Beraber vakit geçirdiğim, eğlendiğim insanlar. 3 seneden beri bu işi yapıyorum. Ama karşı karşıya yerler değiştikten sonra siz kahveci, onlar müşteri olduktan sonra çok farklı insanlar tanıyorsunuz, çok farklı profiller görüyorsunuz, daha net görüyorsunuz, daha net tanıyorsunuz. Herkesi orta bir noktada idare etmek zorunda kalıyorsunuz. Ben emekli emniyet mensubu Komiser Mustafa Baysan. ...1992 senesinde emekli oldum. Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü'nden ayrıldıktan sonra 2009 yılında Çanakkale'ye tayin oldum. Yani naklen geldim. Çocuklarımın tahsili sebebiyle kıraathanede arkadaşlarla oturarak, gazete okuyarak, söz sohbet içerisinde vaktimizi geçiriyoruz. Hanımıza genel anlamda emekli olan arkadaşlarımız geliyor. Hafta sonları itibariyle kimi zaman üniversite öğrencilerinden de gelenler var. Diğer çalışan memur kesiminden, işçi kesiminden gelen arkadaşlarımız var. Hoş sohbet içerisinde günlerimizi geçirmeye gayret ediyoruz. Süreç bunun dışında yapılabilirlik bakımından bir işlem yok. 24 yıl meslek hayatım içerisinde de rutin emniyet hizmetlerindeki vatandaş polis ilişkileri içerisinde yapılması gereken iyi niyet ölçütünde hareket sağlayarak emekliliğim dönemine kadar çalıştım. Memiş amca, kıraathanenin insanın içini ısıtan o sıcak ortamından denizlerin ferahlatıcı esintisine götürüyor bizi. Zordur bir sanayi şehrinde balıkçı olmak. Onlar ördükleri ağlarla yaşama tutunmaya çalışıyor. Ekmek teknelerine binip umut deryasına yol alıyorlar. 15 yıl kalıyorduk burada. Kahvelerde böyle lüks otellerde yatamazdık. Yer verirler yatağı. Para var. Yani ben şimdi Ereğli'den geliyordum burada. Şurada da yani Bahçeşme'deki kişi beni tanır. Gelirlerdi, hoşbeş, yemek yerdik, tavuk pişirirdik yani şimdi. Şimdi şurada, ben şurada şimdi şuradan insan geçip birini tanımıyorum. Öyle bir kardeşlik var. Şimdi ben mesela şurada kaç, 12 tane, 102 tane çetek yeri var. 10 tanesini tanımıyorum. Bir de şu var, insanlar artık balık yemekten, evde balık yemekten bıktılar. Ne diyorlar şimdi yeni nesil? Evinde balık pişirdiği zaman balık kokuyor ya. Evet. Balık kokusu var diye evde balık yeme olayı bitti. Balık yeme, normalde insanların balık yemesi lazım etten çok. E şu dünyada belki bizim kadar taze balığı yiyen bir ülke yok zannetmiyorum olsun. Evet. Yoktur yani. Evet. Öyle oldu herhalde insanlar. Balığı yemez oldu ya. Böyle bir şey olur mu? Biz çıkardık buradan gelirdik tekneyle. 20 kasa, 30 kasa balık.
İlerya balığı, kebabı, kapalı İlerya, İlerya biletini farklı bir şey. İlerya balığını namus, şey olarak söyleyeyim, mübarek etmiyorum. 20 katı, 30 katı balık getirdik kıyıya. Bir saat içinde millet alır giderdi onu. İlerya balığını alır giderlerdi, hiçbir şey yapmadan daha. Şeye, hale götürmeden giderdi. İnsanlar biraz balıklardan uzaklaşmaması lazım. Halbuki ucuz bir şey. Ucuz olduğu halde evet. İnsanlar için sağlıklı bir besin. Hormonu yok içinde, şey yok. Şimdi et diyorsun, yer yer yok hormon. Ya, İğne vurmuş, bilmem ne yapmış adam. Hayvan şişsin diye ama balıkta olayı yapamazsın ki. Yani tam şey yani. Yani insanların birbirlerinden kopmasının nedeni bu. Bu emektar insanlar tüm bu uğraşların sonucunda başka hayatların sofralarına da yelken açmış oluyorlar. Günün herhangi bir saatinde, sokaklarda, caddelerde çuval geçirilmiş el arabalarıyla çöpleri karıştıran insanlar görürsünüz. Kimseyle konuşmazlar, çevreyle ilgilenmezler. Giydikleri kirli kıyafetler sebebiyle çoğu zaman hor görülürler. Halbuki o kıyafetler onların emeğini gösteren üniformalarıdır. Kendini yaşadığı çevreden tamamen soyutlayan bu insanlar, geri dönüşümün en önemli halkasını oluşturan emekçilerdir. Onlar tek tek topladığı atıkları bir araya getirirler. Fakat sadece bununla kalmaz. Onların işletilmesi ve tekrar işlevsel hale getirilmesi gerekir. Bunu gerçekleştirecek olanlar ise geri dönüşüm fabrikalarıdır. Şehir karmaşıklığında birbirinden yalıtılmış olduğunu sandığımız farklı sosyal tabakalarda yer alan insanların aslında bir döngü oluşturduğu görülüyor. Doğada bulunan her şey bir amaca hizmet etmektedir. Biz insanlar doğayı kontrol edebilen yegane varlıklar olarak bu zincirin farkına varmalı ve her daim temas halinde olmalıyız.